hukuksuz olmasına ve mahkeme kararlarına rağmen 7 kez görev yeri değiştirilmiştir. Hangi belediye idaresinin hukuksuz olarak bir memuru görevlendirme yetkisi vardır? Hak, hukuk, adalet kavramlarının anlamları kişilere ve adamına göre mi değişmektedir? Yine başka bir üyemize olmadık bahanelerle soruşturma açılarak açığa alınmış ve disiplin cezası verilmiştir. Verilen bu disiplin cezasını idare mahkemesi bozmuş, ancak yine haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik mücadelesi veren belediye idarecileri aynı üyemize başka bir sebepten soruşturma açmışlardır. Defalarca dile getirilen hak, hukuk ve adalet kavramları sadece söyleme indirgenemeyecek kadar kıymetlidir. Emekçi karşıtı bir tutumla bu kavramların içini boşaltmak sosyal bir yerel yönetim anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Çanakkale Belediyesi idarecilerinden üyelerimize karşı uyguladıkları her türlü baskı ve mobbinge son vermelerini istiyoruz. Halihazırda emekçilerin karşısında konumlanmış bir merkezi iktidar varken, yerelde onu aratmayacak ölçüde hukuksuz uygulamalara imza atan bir yerel yönetim değil, insan hakları, katılımcılık, emekten yana tavır gibi sosyal demokrasinin evrensel normlarını öne çıkaran, kendi emekçisinin çıkarlarını gözeten bir yerel yönetim anlayışı talep ediyoruz. Bu anlayışın hakim kılınması için ilk iş olarak itfaiye ve zabıta müdürlükleri ve diğer birimlerde yıllardır açılmayan görevde yükselme sınavlarının açılmalarını, buralarda görev yapan emekçilerin kariyer ve liyakat haklarını kullandırılmasını talep ediyoruz. Çanakkale Belediyesi'ndeki birçok kamu emekçisi kadrolarının karşılığı olmayan alt kadrolarda çalıştırılmaktadır. Bu duruma derhal son verilmesini ve her kamu emekçisinin kendi kadrosunda çalıştırılmasını talep ediyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında bütün CHP belediyelerine gönderdiği 10 maddelik bildiriyle bütün çalışanlara eşitlik, hak, emek, adaletten asla taviz verilmeden bir çalışma ortamı sunulması ve devlet memurluğunun olmazsa olmaz 3 temel ilkesi kariyer, liyakat sınıflandırmadan asla ödün verilmemesi ve yine bu konunun bizzat takipçisi olduklarını dile getirdiler. Çanakkale Belediyesi'nin Sayın Genel Başkanı'nın bildirisine uymaya ve uygulamaya davet ediyoruz.